İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet. Şimdi isim analizinde bakacağımız üç şey var. Biri sesli harfler, sessiz harfler ve tümü. Şimdi birinci adım olarak kader numarası hesaplayacağız. Yukarıdaki harf ve numara tablosunu kullanarak tam bir şekilde resmi isminizi ilgili numaralarla eşleştireceksiniz nüfusta olan isim. Eğer evlilik yoluyla soy isminiz değişti ve evlat edindiniz, eğer nüfusta değiştiyse onu baz alacağız, tamam? Mesela evlilikte ne oluyor? İşte Serap Hano benim bla bla geliyor. O gelen şekliyle bakacağız ki evlendiğimizde gelen rakamlar bize ne katmış. İkinci adımda her bir ismi ayrı ayrı toplayacağız ve birkaç hane tek haneli toplam elde edene kadar çift haneli numaraları toplayacağız. Ama bir isim 11, 22 gibi rakamlar içeriyorsa 2 veya 4 olarak toplamayıp 11 ve 22 olarak toplayacağız. Şimdi şurada bir tablomuz var gördüğünüz üzere. A, J, S, Ş isimleri 1, B, K, K, T isimleri 2. Örneğimiz Berfu Kayalıbay. Şimdi Berfu'daki tüm şeylere bakıyoruz. Gelin tabloya. B2 gördünüz mü? B2. E5 gördünüz aşağıda. 5 ve burada. R9. Gelin R9. Sonra F6. Ve U3. Bakın burada. C, C, L, U, U, 3. Tamam. Kayalıbay'a geliyoruz. K2'de bakın. Gördünüz mü? Şurada. Ve A'lar 1 zaten. Bütün A'lara 1 yazıyoruz. Y ise 7. Bakın şurada. Ve sonrasında A zaten 1'di. L ise 3. Bakın şurada. Ve I ise 9. Bakın burada. Ve 2, B harfi, bakın burada 2, A harfi zaten 1'di, Y harfi de 7'ydi. Bakın, tamam. Berfu Kayalıbay'a bunu yazdığımızda gördüğünüz üzere bütün harfleri yazdık. İsmi 25, yani Berfu isminin toplamı 2 artı 5 artı 9 artı 6 artı 3. 25 yapıyor. 2 artı 5, 7 geliyor isminden, soy isminden 2, 1, 7, 1, 3, 9, 2, 1, 7'yi topladığımızda 33. Şimdi 11, 22 ve 33 kalıyor. Bunları ellemiyoruz. Dolayısıyla bu 7 ve 33 kalıyor şu anda. Ve şimdi ne yapacağız? 7 ile 33'ü toplayacağız. İsminin tamamına baktık şu anda. Sesli sessiz ayırmadık. 40 yaptı. 4 ile 30'u topla. 4 kader numarası. Ama şurada bir 33 tınısı olduğu için sesle soy isimde 33'e de bakıyoruz. Yani bakarım ben. 33'ten 4 ama normalde kader numarası 4. Yani ruhun gücü. Pardon, 4. Yani kader numarası 4. Şimdi bunu ileride kullanacağız. Burada olsun. Yani bütün harfleri topladık şu tablodan alarak. Bakın. Şu tablodan aldık. Bütün harfleri sesli sessiz bakmaksızın topladık sayısal değerlerini. Sadece soy ismi 33'e gidiyordu. 11, 22, 33 tek haneye inmiyor, kaldı. 7 artı 3 yani isminden 7 getiriyor. Soy isminden 33, 40 yapıyor. 4 artı 0, 4 kader numarası. Yazın bunu bir kenara. 4 kader numarası ama soy isminde 33 olduğu için 33'ten 4 bu arkadaşımız. Almış olduğunuz bu eğitimin
E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi isim analizinde sesli harflerine bakacağız. Yani ruhunun gücüne bakacağız. Ne yapacağız burada? Sesli harfleri toplayacağız. Ne var? Berfu'da E ve U var değil mi? Sesli harf olarak. E burada 5, U ise 3 gördüğünüz üzere. 8 yaptı 5-3. Kayalıbay'da A ve I var. 3 tane A var. 1 koyacağız. Bakın şurada A. Burada A, burada A. Ve sonrasında bir de I var. I da 9'du. Onu koyacağız. Ve 5 artı 3 şuradaki 8. 1 artı 1, 9, 1, 12. Ve buradan 12'yi tek haneye indireceğiz. 11, 22, 33 değil. 1 artı 2, 3 sesli harfleri. Ama 8 artı 3'ü topladığımızda 11 yapıyor. 11'den 2 bu kişi. Yani 11'in birini topluyoruz 2 ama 11'den 2. Şunları topladık. Yani ismindeki ve soy ismindeki sesli harfleri topladık. 11, 22, 33 ise kalıyor. Gene indiriyoruz. Yani 11'den 2 yapıyoruz. Hani 1 artı 1, 2 ama 11'e de bakacağız. Tamam. Ve ruhumuzun gücünü verecek sesli harflerimizin titreşimi. Daha fazla incelemek istersek de isim isim bakabiliriz. Yani ismi 8'de titreşirken soy ismi 3'de titreşiyor. Oradan 11 ve 2'ye gidiyor. Böyle bakabilirsiniz. Ve şimdi ruhumuzun gücü. Sesli harflerin toplamı 11'den 2 idi bu kişi için. Bu kişinin ruhunun gücü 2. Bakın. Ne istiyor kişi ruhu? Sevgi, topluluk içinde olmak ve birliktelik istiyor. Başkalarının yardımı için çalışmak istiyor. Uyum ve huzur onun için çok önemli. Buraları okuyorum. Huzur ve rahatlık istiyor. Ama zenginlik ve lüks talep etmiyor huzur ve rahatlık isterken. Hırslı değil, kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmıyor. Başkalarına karşı kibar ve düşünceli. Doğal bir barış insanı ve diplomat. Ve doğal olarak düşmanlarını dahi dostça kendine çekiyor. İyi bir sırdaş. Çok açık sözlü davranamaz. Çok hisli ve duygusal bu kişi. Çok kolay aşık olur ve sık sık ağlar diyor. Rahat, uyumlu, dost canlısıdır ve ritmik ve müzikal şeyleri sever. Katılık ya da sıkılığa düşkün değildir. Küçük şeylerle mutlu olur. Çoğunlukla çalışkan ve erdem yüklüdür. Pek çok şeyi kendine çeker ve onları özümser. Hedefe yönelme gücüne ve kesinliğe ihtiyacı vardır. Bu kişi birliktelik istiyor, toplum içinde olmak istiyor, sevgi istiyor. Başkalarının yardımı için çalışmak istiyor gördüğünüz üzere. Uyum ve huzur istiyor. Ama öyle aşırı lüks ve zenginlik yok. Talep etmemiş. Hırslı değil ve kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmıyor. Gibi. Bir de 11'e bakalım. Ruhun gücü sesli harflerden gidiyorduk. İsim ve soy isimde. Gördüğü ve bildiği güzellikleri ister. İdealler doğrultusunda yaşanması gerektiğini ifade eder. Herkesin kendi tanrı anlayışını bilmesini ister. Becerikli değilmiş gibi görünmek ister ama gerçekte becerikli. Gerçekten bu insan çok becerikli bir insan. Evrensel devalar sunar ancak insan ihtiyaçlarını anlamaz. Her zaman evrenselcidir, bütünü gözetir, kişilerle uğraşmaz, bir hayalcidir ve ön sezilidir, kurtuluş ve yücelme isteği taşır. Dostlarından çok ideallerini sever, kendisinin kabul ettiği doğruda ısrar ederek insan eşitliğini göz ardı eder. Yani bu kişinin kendisinin kabul ettiği doğruları var. Bu konuda ısrarcı olursa insan eşitliğini göz ardı edebilir diyor bakın burada. Büyük bir iç dayanıklılığa ve kendine adamaya sahip gerçekten öyle. Ve dostlarını kendisine benzeyenlerden seçmeyi ister. Elektriksel bir beyni vardır ve önemli icatlar yapabilir. İnsanlığı anlamaya ihtiyacı vardır. Tamam mı? Hem 11 hem 2 okulacak.
Şimdi sessiz harflere gidiyoruz. Bu bize gizli benliği verecek canlar. Gene bu sefer B isimde R ve F harflerine bakacağız. B 2 gördüğünüz üzere sessiz harf. R 9 gördüğünüz üzere şurada. Ve F 6 gördünüz mü? Şurada. Kayalıbay'da K'ye bakacağız. 2 şurada. Y'ye bakacağız. 7 şurada. Sessiz harflere bakıyoruz. Bakın burada yazıyor. Gizli potansiyellerimiz bizim. Sessiz harflerimizin toplamı. Ve L'ye bakacağız. 3 şurada. Ve B'ye bakacağız. 2 şurada. Ve Y'ye bakacağız. 7 şurada. Bakın. Bu kişiyi topladığımızda bakın isminde 2 artı 9 artı 16. 17 var bu kişinin. 2 artı 9 11, 6 daha 17 8 var isminde. Soy isminde 2 7 3 2 7 var. 21 yapıyor 3. Ve topladığımızda sessiz harflerinde 8 artı 3 11 ve 2 olarak bakacağız gene. Yani bu kişinin sessiz harfleri de 2 ama 11 olarak da titreşiyor. 2 ne? Önem verdiği kişilerle çevrili. Bakın şurada. Korunan, sevilen ve rahatlık içinde olandır. Kendisini yuva ve çocuklar ile birlikte onlara yumuşak bir tarzda hizmet ederken hayal eder diyor. Yani önem verdiği kişilerle çevrili olmak istiyor bu kişi. İsim ve soy isminden gelen sessiz harflerle. Korunan, sevilen ve rahatlık içinde olandır. Kendisini yuva ve çocuklar ile birlikte onlara yumuşak bir tarzda hizmet ederken hayal eder. Şimdi bir de 11'e bakıyorum. Kendisini bütün dünyayı dolaşarak herkese vaaz vermekle yükümlü haberci gibi görür. Kutsallığın ateşinin ışığını gözlerinde taşırır. Öğütleriyle pek çok kişiyi kendi inandığı doğruya inandıracak güce sahiptir. İnancın ve hakikatin zaferi için şehit olabilir. Yani kendisi bir haberci olarak görüyor. Bütün dünyayı dolaşarak herkese vaaz vermekle yükümlü bir haberci. Ve buna da bu inanç var ama bu güce de sahip. Şimdi tümüne bakacağız. Berfu Kayalıbay bütün sessiz işlemlerde neydi? 7 artı 33, 40, 4 artı 0, 4 ama 33 soy isminde olduğu için bakın şurada bütün sesli sessiz bakıyoruz. İfademiz ne bu sefer? Tüm harfler toplanıyor ve yaşamı ifade şeklim nedir? İşte B2, E5 şurada. R9 E6 şurada. Ve U3. Bakın burada. Soy isminde de 3 tane A var. Onlar 1. K zaten 2. Kayalıbay Y 7. Şurada. Ve L 3 şurada. Bakın. I 9 ve B 2. A1 ve Y7. Şimdi 2 artı 5 ismine bakıyorum. 7. 9 artı 7 16. Sıradan topluyorum. Artı 6 22. Artı 3 25. 2 artı 7'den yukarıda da hesapladık 7. Soy isminin toplamı 33. 33 olarak kalıyor 11 22. gibi sayılar, 33 gibi sayılar kalıyor. 7 artı 33, 40. 4 artı 0, 4 ama 33'e de bakacağız bu kişi için. Burada 19 sayısı da önemli. Şimdi bu kişi 4. Tüm harflere baktığımızda ifadesi bunun 4. Yani teknik işlerin anlatıcısı, ekonomist, teknisyen, tekniker, şehir planlamacısı, harita mühendisi, emlakçı, istatistikçi, profesör ya da eğitmen, organizatör, idareci ya da satın alma sorumlusu, muhasebeci, hekim ya da cerrah, kimyager, ziraatçı, elektrikçi, tamirci, yoga hocası. Bakın burada bir sürü iş var. Ve dört kulvarı maddesel alanlarda başarılı olduğu ifade şekli.
Zihinsel harflere ağır basanlar yazar ya da öğretmen olurlar demiş. Ve organizasyon, sistemli çalışma ve kesinlikle ısrar ederler. Bu sistem çalışma onlar için önemli. Yaşamında da deneyimliyor. Kadınları diyor ev hanımı olup ev işleriyle uğraşmayı tercih edebilir. Bu kızımız böyle değil. İki iş birden yapıyor. Yani hem bir şifacı ruhunun hediyesinden hem de pardon hayat amacından yedi. Ve aynı zamanda buradan hem şifacılığını yapıyor hem de normal işini yapıyor. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Ve 33'e bir bakalım. Burada 33'ü yazmamışız. Tamam onu da ekleyeceğiz. 33 burada yok. Bir sayısı, dört sayısı. 33 yok. Tamam onu ekleyeceğim. 33'ü almamışım çok yüksek olduğu için. Buradan belki 33'ü sileriz. Evet. Karmik tabloya geldik. Şimdi Berfu Kayalıbay, bütün harfler. Şimdi sesli harfler ruhunun gücü. Sessiz harfler gizli benlik. Tümü ifade şekli. Tamam mı? Ve örnekten yola çıkacak olursak, yani şurada Berfu Kayalıbay'da birkaç tane var. Bakın 1, 2, 3 tane var. 3x. 2 kaç tane var? 1, 2, 3. 3 kaç tane var? 1 ve 2. 4 yok gördüğünüz üzere. 5 tek var gördüğünüz üzere. 6 tek var gördüğünüz üzere. 7 2 var. Bakın soy isminden geliyor. Ve 8 yok. Ve 9'da 2 tane var gördüğünüz üzere şurada. Kişinin bu örnekte 4 ve 8. hanelerinin boş olduğunu görmekteyiz. 4 ve 8 bu kişinin karmik öğretileri. Karmalar bizler için bir deneyimler safhasıdır ve onları ancak öğrenerek ve gerekli aksiyonları alarak rahat ederiz. Şimdi bu kişide 4 ve 8 yoksa kişinin çok çalışmaktan kaçınan bir yapısı var. Ne çok fazla sabırlı ne de çok fazla aceleci olunmamalıdır. Temelden başlamalı ve dikkatlice özenle çalışarak başarıyı kazanmalıdır. Dört yok çünkü. Ve ama burada bu kişide güçlü olanlar var. Ne var? Bir ve iki güçlü gördüğünüz üzere. Üç. Bir bakalım. Bir ona bir liderlik veriyor. Birin konusu liderlikti. Ona liderlik veriyor bir. Ve aynı zamanda iki de birlikteliklerde aslında insanlarla bir araya gelmede başarı veriyor. Yani kişi bir ve ikiyi kullanarak çok çalışmaktan kaçınan bir yapı var ya, liderlik özelliğini ve organizasyon özelliğini kullanarak belki organize olmayı öğrenecek. Çünkü dört çok çalışmaktan kaçınan bir yapı veriyor. Ve ne çok fazla sabırlı ne de çok aceleci olacak. Ve temelden başlayacak ve dikkatlice özenle çalışarak başarıyı elde edecek. Tamam. Ve bu kişide 8 yok. Maddi ve fiziksel şeyler göz ardı ediyor bu kişi ama göz ardı edilmemeli. Kendisiyle ilgili konuları kendisi çözebilecek duruma gelmeli. Ve hızlı şekilde para harcama potansiyeli mevcutmuş. Bu kişide 2 de var. 2 neydi? Birliktelik. İkisi güçlü. Şuradan bakabiliriz. 2 varsa, 1 ve 2 varsa. Bu kişinin biri ve ikisi güçlü. Yani öncü, çünkü 3-3 var. Yani 3 yerde harfler baskı yapıyor. Öncü, araştırmacı, yaratıcı ya da özgün olarak buluş yapan mucit bu kişi. CEO, lider. Yani liderlik yetenekleri güçlü bu kişinin. Tamam. Ve diplomat ve aynı zamanda psikolog, öğretmen, politikacı olabilir.
Ve başkaları ile işbirliği içine çalıştıkları ortamlarda uyum sağlarlar. Yani başkalarıyla işbirliğine girecek. Kişi çok çalışmaktan kaçınıyordu. Belki başkalarıyla işbirliğine girerek yükünü hafifletecek. Liderlik yapmayı öğrenecek. Öncü olmayı, pardon, liderliği biliyor zaten. Öncü olmayı biliyor. Bunları kombinleyip o dördün ve sekizin, sekizde maddiyat, maddi para vesaire. Hani onlar çok önemli bir onun için. Onlara da önem vermeyi öğrenecektim. Bilinçaltı benliğimiz. Bu kişide ne var? Biraz önceki tabloda 1 3'tü, 2 3, 3 3, 4 ve 8 yoktu. Örnekten yola çıkacak olursak şurada 9 tane var, değil mi? 7 tane dolu, 2 tane boş, şu kırmızılara bakın. 9 eksi 2 boş, 9 tane basamak var ama ikisi boş. 7 tane bilinçaltı. Bilinçsiz benliği. Yani bilinçli bir güdü vermiyor. Sadece insan ilişkilerine nasıl tepki verdiğimizle ilgili. Öz benliğimizle diyor karıştırılmamalıdır, bakın şurada. Çünkü diyor öz benliğimiz ilişkilerimizle ya da tepkilerimizle çok ilgilenmez. Ancak bilinçaltı benlik her ikisiyle de ilgilenir diyor. 9 en yüksek toplamımız. 9'dan çıkararak karmik öğretiyi buluyoruz. Buradaki en düşük sayı 3 ve nadiren rastlanıyor. Bu kişi de 7. Tamam. Daha çok duygusal, yani duygusal benlik, bilinçsiz tepki, amigdala. Yani bu kişide 7. Tamam. Tepkilerimizi belirliyor. Şimdi baktığımızda kişide 7. Bakın, bakıyoruz neymiş. Bu iki karmik öğreti anlamına gelir. Zihinsel, analitik ve dengelidir. Gizlilik konusunda mükemmeldir bu kişi diyor. Yani sır tutar. Analitik ve dengelidir. İki öğreti, yani 4 ve 8'i öğrenmesi gerekiyor. Şimdi yaşamınızdaki köklü dönüşüm yıllarını hesaplamak. Tüm doğum tarihinizi topluyorsunuz. Bu kişi 38, değil mi? 30 çıkabilir, 35 çıkabilir, 22 çıkabilir. 1989'un üstüne 38 eklediğinizde 2027'de bu kişi köklü bir dönüşümden geçecek. Sonra 2027'yi toplayacaksınız. Toplamı 11. İki basamaklı kalacak. 2027 artı 11, 2038 köklü dönüşüm. Ve 2038'i topladığınızda 13, 2038 artı 13, 2051 köklü dönüşüm yılı, bu böyle gider. Yani buralarda kişi hayatta köklü dönüşümler yaşayacak. Neler olacağına da baktığımızda 11, yani 2027'de birliktelikler ve alma verme konularında, 2038'de dördün konuları işte başlangıçlar, biliyorsunuz ki değişim, dönüşüm ve 2051'de 2, 7, 8 maddi ve manevi konularda bu kişiyi bekliyor dönüşüm 2051 yılında. Ve günlerin enerjileri bugün 18 Haziran 2022, hadi toplayalım, 1 artı 8 artı 6 artı 2, 2, 2. Yani 9 artı 6 artı 6 yaptığında 21 yapıyor. 2 artı 1, 3 günü bugün. Yani bugün ifade günündeyiz biz. Yarın sabır gününde olacağız. Yarından sonra sosyalleşme gününde olacağız gibi gibi gibi. Mesela bizler gruplarımızda bolluk bereket gününde değişik çalışmalar yaptırıyoruz. Çünkü o günün enerjisi bolluk ve bereketi çağırıyor gibi. Ve baktığımızda isimden çakra analizi, yani bunu Sarkaç'ta yapmayı uygun buluyoruz ama buradan da yaparsak. Birinci kök çakra, ikinci sakral çakra, harfleri var yanında. Üçüncü solar plexus, dördüncü kalp yeşil rengi, birinci çakra kök çakra kırmızı ve harfleri burada var. Bunun fotoğrafını çekebilirsiniz. Sakral çakra turuncu, harfleri var. Solar plexus çakra sarı harfleri var. Kalp çakra yeşil harfleri var. Boğaz çakrası mavi harfleri var burada. Alın çakrası indigo, çivit mavisi harfleri var. Tepe çakrası mor harfleri burada. Ve aura alanı beyaz ışık harfleri var. Ruhsal katman harfleri altın sarısı ve burada. Ve eğer kişinin mesela A harfi kişide hiç yoksa, ne bu? Kök çakrayı ilgilendiriyor. Bizim kızımızda ne yoktu?
2 ve 8 olmadığına göre hangi harfler yok? Pardon, 4 ve 8. Bizim kızımızda ne yok? D, M, V ve H, Q, Z yok. Bizim kızımızda. Şurada yoktu ya. Çakralardan gitti. Neredeydi? Şurada karmik tabloda bakın. 4 ve 8 boştu. 4 ve 8'in harflerine baktım buradan. 4'ün harfleri D, M ve 8'inki de H, Q, Z. Şimdi aşağıya gidiyorum. D, M, V yoksa o çakraya ait hiçbir harf kişinin isminde yoksa bu çakranın konuları ile ilgili dersin henüz öğrenilmemiş olduğunu veya karmik boş bulunduğunu gösteriyor. Yani dördüncü çakranın konularına kişi bakmalı, çalışmalı. Ve sekizinci çakrada şey yok ve aynı şekilde oraya çalışmalı. Eğer çakrada burada biliyorsunuz bir ve ikiydi, üç harf varsa o çakranın özellikleri son derece güçlü bir şekilde, hatta baskın bir şekilde var oluyor demek. Yani kişi 1 ve 2. çakranın özelliklerini kullanarak 4'ü ve 8'i dönüştürüyor olacak. Şimdi kişide 4. çakra yoktu. Yok. Bakın. Tembellik veriyor. Düzeni, sistemi ve monotonluğu sevmeme, sabırsızlığı ve kendine hakimiyetin zayıflığını gösterebilir. Yani bu kişi sabırsız ve sistemin monotonluğu sevmiyor. Tamam. Ve 8'in olmayışı bireyin doğuştan bir maliyeci olmadığını, maddi konularda dikkatsiz veya önem vermeyen bir yapıya sahip olduğunu, siyasete nazmetmediğini anlıyor. Ama 1 ve 2 güçlüydü. Pek çok birinci çakra harfine sahipse 3 birim ve fazlası diyor ki 3'tü arkadaşımızda. Güçlü fikir ve hükümleri, muhtemel bir bencilliği, aşırı cesareti, bağımsızlığı ve zorlukların üstesinden gelebilmek için gerekli enerjiye sahip olmayı gösterir. Yani bu kişi evet bu çakranın çukuruna düşmemeli. Muhtemel bir bencillik, işte aşırı cesaret. Ama zorlukların üstesinden gelebilmek için gerekli enerjiye sahip bu kişi. Tamam mı? Lider özelliğinde yani bunu kullanacak. İkincide de öyleydi. Başkalarının duygu ve düşüncelerine verilen aşırı önemi, romantizmi, duygusallığı ve huzuru, ritmi, dostluğu, işbirliğine, ayrıntılara verilen önemi gösteriyor olabilir. Yani birliktelikler konusunda, arkadaşlar konusunda bu kişi iyi. Yani toplum konusunda da iyi. Bu özelliklerini kullanarak 4'te ve 8'deki karmalarını şifalandıracak. Ne yapacak? 4'te yok. Yani mesela liderliğini kullanarak belki de iş bölümü yapacak. Çünkü tembellik veriyor bu çakranın olmayışı. Sistemi ve monotonluğu sevmiyor. Belki hani ekip çalışması yapacak. Bazı işleri bölecek liderliğini kullanarak. Ve sabırsızlığı var ve kendine hakimiyetin zayıflığı var. Bu sabırsızlığını öğrenecek. Tamam. Bu kişi çünkü ikili ilişkiler, sosyal çevre ve arkadaşlar konusunda iyi ikinci çakranın konuları. Ve sekizi yok. Yani paraya biraz daha önem verecek, maddiyata biraz daha önem verecek. Dikkat edecek maddiyat konularına. Tamam. Bunun için de belki arkadaş çevresini, ilişkide bulunduğu insanları ve toplumsal şeyi kullanacak. Buralardan bunu başaracak kişi. Burada da bir takım olumlamalar verdim. Hani kişinin kalp çakrası sıkıntılı. Buradaki olumlama kendimi tamamen seviyorum ve onaylıyorum. İçimdeki çocuğu destekliyorum. Sevmeye ve iyiliğe açığım. Kendimi tamamen affediyorum. Doğayı ve tüm yaratılışı seviyorum. Her şey olduğu gibi seviyorum. Sekizinci çakra burada yok. Zaten hani yediye kadar verildi. Böyle bir olumlama verdim. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza şükran. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.